Uluslararası Coğrafya Kongresi'nin her yıl düzenlemiş olduğu kongreye bu sene İstanbul Üniversitesi ev sahipliği yapacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan UCEK bildirisi için dünyanın farklı yerlerinden, farklı ülkelerden coğrafyacılar bir araya gelerek tüm yönleriyle afetler ve afet eğitimi başlığıyla bir çalışma yapılacaktır. 19 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasında. Bu tarihler içinde tabii biz de Yüksekova'da özellikle doğal afetlerden deprem üzerinde bir bildiri hazırladık. Bu bildiriyi UCEK'e yolladıktan sonra komite bunu değerlendirip ve ön davet mektubunu bizlere gönderdiler. Kısmet olursa 19 Eylül'de İstanbul Üniversitesi'nde bu bildirimizi sunacağız. Tabii bu anlamda özellikle son dönemde Maraş depreminden sonra ne yazık ki en çok gündeme gelen yerlerden bir tanesi Hakkari Yüksekova. Şu an yaşadığımız, bulunduğumuz ovanın olduğu yer. Burayla ilgili önce literatür taraması yaptık. Literatür taramasından sonra yerel halkla beraber bir anket düzenledim yerel halk üzerinde. 188 kişi üzerinde özellikle deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında ve bölgenin genel koşulları ile ilgili görüşleri alabilmek adına yerel yöneticilerle, STK'larla görüşmeler gerçekleştirdim. Tabii tüm bunlara baktığımızda özellikle bölgemizin bulunduğu yer, Yüksekova özelinde bakacak olursak, Yüksekova'nın işte Türkiye'nin güneydoğusunda, doğusunda Arabistan plakası ile Anadolu plakasının işte çarpışması sonucu yükseldiğini ve burada Bitlis Zagros bindirme kuşağı üzerinde olduğunu görebiliyoruz haritalarımızdan da. Ve tabii ki de bu bindirme zonu üzerinde daha önce tarihte yaşanan depremleri araştırdık. Özellikle 1970'li yıllarda yaşanan deprem, işte şu haritada da görüldüğü gibi 1970'li yıllarda yaşanmış, yine Yüksekova'yı etkilemiş, 1957 yılında, 1985 yılında, yani farklı tarihlerde en çok etkiye sahip olan 1930'lu yıllarda İran'da, İran Salmaz kentinde meydana gelen merkez üssü orası, fakat Yüksekova'yı da etkilediğini ve büyük hasarlara neden olduğunu biliyoruz. Yine yaptığımız araştırmalarda günümüze doğru 2005 yılında yine Hakkari civarında, merkez üssü Hakkari civarı olmak üzere büyük yıkımlara neden olmuştur. Dolayısıyla sürekli yaptığımız araştırmalardan da görüyoruz ki bu fay kuşağı üzerinde özellikle deprem olma olasılığının çok yüksek olduğunu görebildik. Tabii bu anlamda bizler neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Yaptığımız araştırmanın çalışmalarını halkla, basınla paylaşacağız. 19 Eylül'den sonra bildirimizi hem UCEK tarafından, UCEK tabii bu bildirileri TÜBİTAK, TÜBA, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlara gönderecektir. Tabii bildirimizde özellikle dediğim gibi Yüksekova Deprem Risk Yönetimi ve Afet Eğitimi mevcut durum, sorunlar ve öneriler başlığıyla hareket ettik. Burada yaptığım çalışmalarda özellikle halkın bu konuda gerçekten yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını görebildik. Evet, bir endişe var halk arasında. Fakat özellikle şu an üzerinde bulunduğumuz ovalık alanın sıvılaşma nedeniyle ve tarım arazisi olmasına rağmen yerleşime açılan bir alan olduğu için buralarda özellikle ciddi risklerin olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre işte şunu öneriyoruz tabii biz vatandaşlarımıza özellikle. Kesinlikle ova alanına özellikle yerleşimin yapılmaması gerekiyor. Tabii bu konuda belediyeler, gerek devlet yetkilileri, vatandaş, en önemlisi vatandaşın bilinçli olması gerekiyor. Gerçekten ovalık alana yerleşimin olmaması gerektiğini defaatle söyledik. Bu önemli bir mevzu. Çünkü bulunduğumuz yer cidden fay hattının geçtiği bir alan. Geçenlerde Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki hocalarımız da gelip burada fay hattı üzerinde bir araştırma yaptılar. Hemen karşıda işte Büyük Çiftlik civarından başlıyor fay hattımız. İşte Dağlıca tarafından geçip oradan Şemdinli yolu üzerinden Şemdinli'ye doğru uzanan geniş kapsamlı bir fay hattından bahsediyoruz. Bu anlamda bu fay hattının çok
hasara neden olacağı üzerinde konuşuluyor. Tabii bizim de burada vatandaş olarak yapmamız gereken bir an önce tedbirlerimizi almak. Bununla ilgili vatandaş olarak neler yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Yapı denetimi ve yönetmeliklerin güçlendirilmesi gerekiyor. Toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor, özellikle bunu defaatçe söylüyoruz. Alternatif alanların teşviki, yani artık ova tabanında değil de ovanın dışına yerleşimin çıkması gerekiyor. Bu anlamda devlet desteğiyle beraber, teşviklerle beraber ova tabanının kesinlikle boşaltılması gerekiyor. Altyapı ve acil durum planları yapılmalıdır. Bu anlamda İl Afat Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma yapıyor. Zaten genel olarak Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı'nın raporlarına göre Hakkari'nin deprem ve fay haritasının yeniden çizilmesi gerektiğini defaatçe belirtmiştir. Bu anlamda çok değerli bir valimiz var. Sayın Valimizin himayesinde ciddi çalışmalar yürütülüyor şu anda il genelinde. Gerek geçici barınma alanları, gerek sonraki konteyner çadırlarının kurulacağı alanlar üzerinde tespitler yapıyor AFAD. Büyük bir kısmını da bitirdi. 2023 raporunu da en kısa süre zarfı içerisinde tahmin ediyorum vatandaşla, kamuoyuyla paylaşacaklardır. Çünkü Sayın Valimiz Ali Çelik Bey'in himayelerinde ciddi çalışmalar yürütülüyor. Devlet nezdinde yaptığım bu çalışmada bunu görmüş oldum. Fakat bunun yanında bütün her şeyi kamu kurum ve kuruluşlarına bırakmak yanlış olur. Biz vatandaşların da bu anlamda mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Acil durum planlarını ailecek gözden geçirmemiz gerekiyor. AFAD çantası hazırlayıp ve bunun zamanı geldiğinde mutlaka çantanın içeriğini periyodik olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Güvenli bölgeler seçmek zorundayız. Gerek ev içerisinde, gerek konutlarımızın yapıldığı yerlerde mutlaka konut seçimine dikkat etmek ve risk alanlarından uzak durmalıyız. Yani İl AFAD Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu planı çok detaylı bir şekilde 7'den 70'e bütün vatandaşların okuması gerekiyor. Çünkü çok detaylı bir plan hazırlanıyor bu konuyla ilgili. Toplumun bilinçlendirilip çalışmalara daha aktif bir şekilde bütün bireylerin katılması gerektiğini kanısına vardık bu çalışmamızda. Tabii şu an bulunduğumuz yerin hemen arkasında Yüksekova Devlet Hastanemiz var. Olası bir deprem esnasında belki de en çok hasar görecek yerlerden bir tanesi bu. Sağlık yönünden ciddi problemler yaşayabiliriz. Bununla ilgili tabii konteyner çadırlar, kentler kurulmaya yerleri tespit edildi. İleriki dönemlerde tahminimce kurulacaktır. Ulaşım yönünden de ciddi sıkıntıların yaşanma ihtimali olduğunu araştırmamızda gördük. Özellikle Van'ı Yüksekova'ya bağlayan bir karayolumuz mevcut. Yeni Köprü güzergahından Yüksekova ile bağlantı kurulan tek bir karayolumuz var. Dolayısıyla burada olası bir deprem esnasında bu yolun kenarındaki kayaların yola düşmesi ve yolun kapanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kanısına vardık. Alternatif bir yolun acilen tespit edilmesi gerekiyor. Karayoluyla ulaşımın sağlanabilmesi için. Hemen devlet hastanemizin yan tarafında havaalanımız mevcut. Havaalanının bulunduğu yerin de ovaya kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zemin sıvılaşması nedeniyle bu alan da hasar görebilir. Dolayısıyla alternatif bir hava yolu ulaşımı için de bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Çünkü olası bir durumda hemen yanı başımızda İran var, Esendere bölgesi var. Yani en yakın ulaşım ağını biz Esendere üzerinden sağlayabiliriz. Yeni Köprü üzerindeki yol güzergahında herhangi bir sıkıntı meydana gelirse Yeni Köprü ile Türkiye'nin diğer illeriyle olan bağlantı kesilmiş olur. Dolayısıyla bu alternatiflerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine kanısına vardık bu araştırmamızda.